Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, dünüyle bugünü eşit olan insan zarardadır. Bugün dünün üzerine bir şey koymak lazım. Dünün üzerine çok az da olsa hiçbir şey koymamaktan iyidir. Dünden daha farklı, dünden daha donanımlı, dünden daha tecrübeli, dünden daha bilgili, dünden daha ilimli bir insan olabilmenin gayreti içerisinde olmamız lazım. Bu bir süreçtir, bu bir gayrettir. İnsanoğlunun dünyadaki hayatı süresi içerisinde en nihai nefesini en mükemmel bir donanımla vermeyi hedeflemesi, bu uğurda gayret etmesi lazım. Yani insan doğduğu gün gibi cahil, cühela, hiçbir şey bilmez, tecrübesiz, ruhunu teslim etmesi doğru mudur? Olması gereken bu mudur? Değil. İnsan doğar, hiçbir şey bilmez. Bomboş bir kap, bir kutu gibidir. Boş bir tabak. İçine ne koyarsanız onunla şekillenir insan. Eğitime tabi tutulur. Hangi dili öğretirsen o dili öğrenir. Senin bugün çok zor dediğin, hiç öğrenemem asla filan dediğin dili öğret o çocuğa. O dili bülbül gibi şakır şakır konuşur. Onun için çok normal, çok basit olur. Hangi dini öğretirsen o dinin mensubu olur çıkar. Hangi sanatı öğretirsen o sanatkar olarak olur çıkar. Hangi ahlakı öğretirsen o ahlakın mensubu olur. Aslında sana bu ahlakı öğretmeyecektik de aslında senin ahlakın bu olmalıydı da veya sana bu dili öğretmeyecektik de aslında senin dilin buydu da diye kalkıp 15-20 yaşından sonra geri çevirmeye kalksan düzeltmen de zor. Bir kağıdın üzerine yazmış olduğunuz bir yazıyı sonradan silip yeniden yazmaya benzer. Onun için yazarken doğru yazmak lazım. Silip yazmak zor oluyor. O çocuğu kalkıp da bunu unut, bugüne kadar 15 senedir öğrendiklerini unut, aslında böyledir deyip düzeltmen ne kadar mümkün olur? Dolayısıyla biz dünyaya gelmişiz. Dünyada dünümüzle bugünümüz bir olmayacak şekilde her günümüzün üzerine bir şey koymakla mükellefiz, memuruz, görevliyiz, ilim, irfan sahibi olmakla mükellefiz, mükellef. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize yüklemiş olduğu bir sorumluluk. Hazreti Resul'ün bizlerin üzerine yüklemiş olduğu bir vazife, bir tavsiye. İlim Çin'de de olsa git al gel demiş mesela, bak bir hadis-i şeriflerinde. Hepinizin bildiği malum. Biz gittik Çin'den, ucuz ne varsa onu aldık mesela. İlim namına bir şey almadık. Yani tabii teşbih yapıyorum, elbette ki istisnalar var. İlim tahsil etmek, bilginin üzerine, birikimin üzerine bir şeyler katmak, günü boş geçirmemek, dünle aynı geçirmemek adınadır Müslümanın gayreti, Müslümanın hayatı, Müslümanın yaşantısı. Olmalıdır Müslümanın hayatı, Müslümanın yaşantısı. Böyle olursa birileri bizimle dalga geçemezler. Geri kalmışlığımızla alay edemezler. Geri kalmışlık kozları da onların eline vermiş olmazdık zaten bugün olduğu gibi. Onun için Rabbim inşallah anlamayı, idrak etmeyi, kavramayı, kendi mesajlarına bir hakkın sarılmayı, ilim, irfan, vasiletle birlikte hayatımızı donanımlı bir şekilde geçirmeyi, son nefesimizi kendisine layık kul, Habibine layık ümmet olmuş bir şekilde vermeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Bizim bir Kur'an-ı Kerim'imiz var. O Kur'an-ı Kerim'de hayatımızın kodları var. Yaratılışımızın kodları var. O Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerin kodları var. O Kur'an-ı Kerim'de geçmiş milletlerin bilgileri var. Tarih var, coğrafya var, fizik var, kimya var, metafizik var, madde var, madenler var, fizyoloji var, tıp ilmi var. Bir insanın doğumundan ölümüne kadarki merhale, hayvanların hakeza aynı şekilde. Jeoloji ilmi var, uzay ilmi, feza ilmi, fen, matematik, fizik, kimya, ne ararsanız o Kur'an-ı Kerim'in içerisinde var. Böyle bir kitap. Aslında biz mukabelelerde cüz cüz ayırıyoruz ya, birinci cüz, ikinci cüz, üçüncü cüz, dördüncü cüz diye. Benim gönlümden geçen Kur'an-ı Kerim'i fıkıh kitabı, jeoloji kitabı, matematik cüzü, fen cüzü, kimya cüzü, uzay astroloji cüzü, tabiat cüzü, tarih cüzü şeklinde cüz cüz ayırıp her bir alanın ayrı ayrı belki bugün üniversitelerde okutulması. Çok uçuk hayaller bunlar ama incelenmesi, tahlil edilmesi. Mesela orada iki denizin birbirine kavuşmamasından bahsediyor. Yıllar yıllar önce bahsetmiş bundan. Sebepleri neler olabilir? Bilim gözüyle, ilim gözüyle bakılıp araştırılması lazım. Mesela dağların yürütüldüğünde maksat dağların birbirinden uzaklaştığı. Yani yeryüzünün halen daha nefes aldığı. Mesela Kıbrıs'ın Türkiye'den uzaklaştığı yılda bilmem yarım santim bilmem. Ben alıp ölçmedim de bir yerde okudum öyle diyorlar. Bakıyorsun bak buranın Kur'an'la dayanaklarını bulduğun zaman bunların acaba bir zemini oturtulabilir mi? Bunları araştırmak lazım. Kur'an'ı sadece ver hocanın eline, camide Ramazan'da mukabele etsin. Bunun için değil ya.
Sadece bu değil. Kur'an bir ilim kitabıdır. Kur'an ilmik ilmik işlenmesi gereken bir kitaptır. O kitabın içerisinde evet ibadetlerimizle, evet ahlakımızla alakalı tabii ki Allah-u Teala'nın bize verdiği mesajlar var. Ama bu kadarla kapatmamamız lazımdı bu Kur'an'ı. Bu kadarla kapattığımız için bugün maalesef bazı insanların ellerinde oyuncak durumundayız. Oyuncak, bildiğin oyuncak. Sağa sola şamar olanı gibi çevirip atıyorlar bizi. Hala alınmıyoruz, ciddiye alınmıyoruz. Bu şekil bir hayat sürüyoruz. Neden? Kitabullah'a adam gibi sahip çıkmadığımızdan. Kitabullah'ı hayatımıza tatbik ve tasdik etmediğimizden. Bir kere gönlümüze tasdik etmemişiz ki hayatımıza tatbik edelim. Öyle yani, öyle. Bugün en âlâ Müslümanı çağır getir Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki Allah'ın ceza hükümlerinden, hukuki ceza hükümlerinden bir tanesini getir söyle de ki bunun hükmü budur, Allah bunu emretmiş. Ne dersin? Ağız burnu yer sana. Ya bu zamanda da şimdi olacak iş mi ya bu iş ya? Ne demek şimdi sopa cezası ya? Sopa vuracaksın adama ha bu devirde ha bu zamanda ya. Biraz medeni ol ya, biraz modern ol. Başlar sana dem vurma ya. Ama bilmez ki o sopa cezasının toplum içerisinde insanı nasıl rencide edeceğini ve o yaptırımın aslında ondan sonrakiler için bir cezai müeydi olduğunu. Aslında cezalandırılan kişinin üzerinden cezalandırılmamış potansiyellerin korkutulduğunu. Yani bu işe meyilli olan, bu işe tevessül edecek olan kitlenin aslında o işe tevessül etmemesi için önünün şimdiden kesilmesinin bir mesaj olduğunu, onurunun ve haysiyetinin kırılarak, rencide edilerek ve toplum içerisinde bu cezanın yapılarak diğer insanların bu işe tevessül etmesini önlemek, toplumda huzuru tesis etmek için olduğunu anlamaz bizim Müslüman. Böyle şey mi olur der ya. Verelim ona 2 ay hapis çıksın. E tamam bir 2 ay yatıp çıkıyor işte. Bugün 2 ay, yarın 1 ay, öbür gün tanıdığı vardı 15 gün, öbürün adamı vardı. Hiç girmeden de böyle gidiyor. Yani taviz tavizi doğuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kutübe aleykumussiyamu kema kutübe alellezine min kablikum leallekum tettequn. Hepinizin duyduğu Ramazan ayı içerisinde sıkça duyduğunuz ayetlerden bir tanesiyle mektuba başlıyoruz. Mektup. Ramazan ayı içerisinde gelen bir mektup. Ramazan ayı içerisinde gelen bir mesaj. Allah'ın bize göndermiş olduğu Kur'an'dan konuyla alakalı, Ramazan'la alakalı bir ayeti celileyi okuyoruz. Demin anlattıklarımı bıraktık şimdi bir kenara. Onlar daha geniş kapsamlı bir şekilde incelenmesi gereken, her gün 24 saat anlatılması gereken konular. Ama bugün konumuz lokalde Ramazan olduğu için, oruç olduğu için onunla alakalı konuyu okuyoruz. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kütübe aleykumus sıyam. Oruç sizin üzerinize farz kılındı. Oruç size yazıldı. Oruç size Allah'ın bir emridir. Oruç tutmak Allah'ın sizden bir talebidir, emridir, arzusudur. Kim? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, üzerinize oruç yazılmıştır, farz kılınmıştır. Sizden öncekilere de yazıldığı gibi, sizden öncekilere de oruç neymiş? Farzmış. Sadece ve sadece Müslümanlara inen bir emir değilmiş. Demek ki bizden önce gelen milletler, toplumlar, kavimler, Hristiyanlar, Yahudiler veya daha önceye git, daha öncesi bir sınır koymamış. Sizden öncekilere, belki Hazreti Adem'e de oruç vardı diye Hazreti Adem'e kadar olan bütün bu silsileye doğru, git geriye doğru, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Allah'ın muradıdır, Allah'ın emridir. Ola ki korunursunuz dediği Allah'ın Bakara suresi 183. ayeti celile. Eyyâmen mâdûdât. Bu günler sayılı günlerdir. Yani oruç dediğimiz günler sayılı günlerdir. Femen kâne minküm merîvan. Eğer ki içinizden bazıları meriv, yani hasta olurlarsa, merivan, ev ala seferi veya seferde olurlarsa, yani hastadır bu sayılı günlerde, içinizden hasta olan olursa veya seferde yolculukta olan olursa, fe iddetun min eyyamin uher, tutamadığı günleri daha sonra da tutabilir. Hastasın veya yolcusun. Yani şimdi bunu bilen bir adam gelip de hocam bugün tutayım mı yarın tutacağım mı diye sormaz. Bak bu açık ve net. Hastasın. Allah-u Teala diyor sana ki daha sonra tutmak kaydıyla. Bak fidye ver demiyor ha. E ben hastaydım, verdim parasını, hadi eyvallah.
Ben tutamadım, yolcuydum, verdim parasını, hadi eyvallah. Böyle bir şey yok İslam'da. İslam'da böyle bir şey yok. Oruç tutmakla mükellefiz. Hastaysan istisna etmişsin Rabbim, ama iyileştiğin zaman tutmak kaydıyla. Yolcuysan istisna tutmuşsun Rabbim, ama iyileştiğin zaman tutmak kaydıyla. İyileştim ama Ramazan bitti, olsun. Olsun. Rabbim böyle bir müsaade vermiş. İsterse en kısa gün olsun, isterse kışın soğuğu olsun, ister yazın sıcağı olsun. Ne zaman iyileştin? O zaman Rabbinle arandaki muhabbete bakar bu iş. Samimiyete bakar bu iş. İster bir gün sonra iyileştikten, ister 10 yıl sonra iyileştikten. Artık o senin bileceğin iş. Tutacağım, he bakacağız, edeceğiz diye diye. İster salla 5 yıl, istersen de hemen iyileştin. Rabbim bana demiş ki iyileştiğim zaman hemen borcumu tutmam lazım diye. İyileştiğin ikinci günü, üçüncü günü hemen 3-5 gün orucunu iade et, kapat, borcunu öde. Müslüman sözünde sadık olan insandır. Hasta olduğumuz zaman veyahut da yolcu olduğumuz zaman. Burada herhangi bir kritere, teferruata girmiş mi Allah-u Teala? Yok. Kime bırakmış? Allah kuluna güveniyor, sana bırakmış, sana. Hastalığının derecesini sana bırakmış. Kararını sana bırakmış. Hocaya bırakmamış. Gidin bir caminin hocasına sorun, o size tutabilirsiniz derse tutun, tutamazsınız demese tutmayın diye bir ayet miydi? Yok. Öyle bir şey demedi Allah-u Teala. Dedi ki, hasta olduğunuz günlerde tutmazsınız. Yolcu olduğunuz günler istisna. Bunları daha sonra fırsat bulduğunuz, iyileştiğiniz zaman tutarsınız. Kime dedi? Bize dedi. Biz kimiz? Siz işte hepimiz. Kim başta nasıl başlıyordu? Ya eyyühellezine amenu, iman edenler. Hiç hocayı karıştırdım mı araya? Yok. Kararı kim verecek? Sen. Hastalığının kararını sen vereceksin mübarek. Oruç tutup tutmayacağının kararını sen vereceksin mübarek. Kalkıp da bir hocaya, hocam şuram ağrıyordu, şöyleydi, böyleydi de bilmem neydi, ben oruç tutabilir miyim, tutamazdım. Hoca da sana, tutma bari dedi. Öyle bir anlattın ki, ne yapsın garibim, acıdı seni. Merhametli bir hocaya denk geldin. Adam geldi dedi bana, hocam ben böbrek nakli oldum, tek böbreğim var, oruç tutabilir miyim? Ya insan böyle ilk etapta bunu duyunca, Rabbim bütün hastalara şifa versin, adamın bir böbreği yok ya. Yani insan acıyası geliyor böyle. Böbrek nakli olmuş, ameliyat olmuş filan. Bilmiyorsun tabii işin mahi. Ben doktor değilim, tıpçı değilim. Böbrek vermedim, böbrek almadım. Rabbim inşallah böyle durumlarla karşı karşıya getirmez ama dedim ki yani sıkıntı oluyor. Hocam dedi, doktor dedi ki çok su içmen lazım. Yoksa böbrek büzülürmüş, sıkışırmış, şişermiş bir şeyler saydı bana. Onun için sen de, sen söyle. Tamam abi o zaman tutma dedi. Adam sevindi gitti, eyvallah. Cezasını çeksin Yasin Hoca. Peki de namaz da kılmadı ondan sonra ya. Orucan fetva aldı ya, namaz da belki de eklemiştir yanına promosyon olarak. Allah'ın hikmeti, ertesi gün birisi ziyaretime geliyor. Ya bu bir anekdot yani. Ve şimdi kimseyi rencide etmek için değil, adamın ismini cismini vermedim size. Tanımazsınız, bilmezsiniz. Ben de görsem tanımam. Bir örnek olsun diye, teşbih olsun diye anlatıyorum. Kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Çünkü kararlarınızdan siz sorumlusunuz. Birine öbürüne yükümlülüğü, sorumluluğu yükleyerek kurtulamazsınız. Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar, hakemlik istiyorlar Aleyhisselatü Vesselam'dan, hakemlik. Diyorlar ki ya Resulallah şu şöyle yaptı bana, bu böyle yaptı bana, onu dinliyor, bunu dinliyor, bir karar veriyor. Karar veriyor ama gönlü mutmain değil Aleyhisselatü Vesselam'ın. Çünkü bir tanesi o kadar güzel anlatıyor ki derdini. Bir tanesi o kadar güzel laf azan ki, ağzı laf yapıyor, şakır şakır konuşuyor. Öbürünü bastırıyor, öbürü anlatamıyor derdini garibim. Kim haklı, kim haksız. Bakın diyor, sizin aranızda ben hakemlik yaptığım zaman... Ola ki birinizin güzel laf yapmasından mütevellit onun lehinde karar vermiş olabilirim. Bu sizin Allah katındaki sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Yani Resulullah bizim aramızda hakemlik yaptı. Resulullah karar verdi, kurtulduk diyemezsiniz diyor. Kim ki sen gidip hocadan fetva alacaksın? Hocaya yıktım ben işi, oruç tutmayacağım. Hocaya yıktım işin ama demek senin akrabandan bir hoca olsa, amcanın oğlu hoca olsa sen namaz kılmayacaksın, adamın kafayı alacaksın. Sen o zaman işimi çözdün yani. Böyle bir şey yok İslam. Neydi ayette, ne anlatıyordu? Kararı siz vereceksiniz. Şimdi ertesi gün denk geldi bu böbrek olayının üzerine. Birisi beni ziyarete gelmiş. Muhabbet ederken dedi ki, annem dedi böbreğini ver dedi, bana dedi. Çocuk beni ziyarete gelmiş, böbrek nakli olmuş, annesinden böbrek almış, hemen aklıma o geldi. Dedim peki sen oruç tutuyor musun? Tutuyorum. Annen tutuyor mu? Tutuyor. Allahu Ekber. Veren de tutuyor, alan da tutuyor böbreği. Peki dedim bir şey soracağım. Ya oruç tutmadığın zaman böyle böbrek şişiyormuş, bir şey oluyormuş. Yok hocam dedi, öyle bir şey yok. Ya, emin misin? Yok. La dünkü adam kopardı gitti fetvayı, ne olacak şimdi? Bak bilmiyorduk. Şimdi ne olacak bilmiyordum.
Ha şu da olabilir. Belki o adam da öyledir, bunda böyle değildir. Bilmem. Yani bilmediğimiz husustur. Dolayısıyla biz mütehassıs değiliz. Operatör, cerrah filan değiliz. Biz ilim erbabıyız. Okuduğumuzu naklediyoruz size. Anlatmaya çalışıyoruz. Okuduğumuzda Allah-u Teala diyor ki eyyâmen mâdûdât. O sayılı günler, yani Ramazan günlerinde femen kâne minküm merîdan. Eğer içinizden birisi hastaysa, hastaysanız, rahatsızsanız ev alâ seferin veya seferdeyseniz bu seferliğinde, hastalığında kriterlerini Allah-u Teala size bırakmış. Hastalık. Adamın bünyesi zayıftır, öksürmeyle yatağa düşer. Adam ne bileyim bünyesi sağlamdır, ne bronşit olur, şu olur, bu olur ama gene tutar bırakmaz canım, Allah Allah. Size kalmış. Seninle Rabbinin arasına kalmış. Hesabını da Rabbine sen vereceksin. Hocam ayağım ağrıyordu, oruç tutamadım. Yani ben inanmıyorum ki buna, Allah'a nasıl yutturacağım? Yok midem ağrıyordu, yok şuram. Bilmem ben. Ben midene girmedim, böbreklerine girmedim, içine girmedim, görmedim. Onun için bunların üzerine kararımızı kendimiz veriyoruz. Sefer de aynı şekilde. Veya seferdesiniz. İlla tutmayacaksın diye bir kayıt yok burada. İster tutarsınız, ister tutmazsınız. Hastalığınızın ölçüsünce, seferinizin ölçüsü nispetince bunun kararını siz vereceksiniz. Bakara suresi 183 ile 186. ayet arası tamdır bizim bu Ramazan ayını anlatan ayetler. 183 ile 186. ayetler. Yani cep telefonlarınıza indirin şu Kur'an-ı Kerim'i. Gidin ne olur şunlar okuyun. Siz de okuyun. Bakara 183-186. Not alın şimdiden. Hemen telefonlarınızı not bölümüne yazın. Mesaj bölümüne yazın. Bakara 183-186. Bir okuyun şu ayetleri. Ramazan ayı boyunca canınız sıkıldıkça açın okuyun. Bilgisayarınızın masa üstüne ana ekran yapın. Yani her şeyi illa böyle kaşıkla çocuğu yedirir gibi ağzınıza konmasını beklemeyin. Beklemeyin. Bir gün yanlış bir kaşık ağzınıza koyarlar. Hop zehirlendin gittin. Yani dikkat edin. Ümmetin sıkıntısı bu. Ümmetin sıkıntısı bu. Ergelenden bir kaşık aldık. Ergelenden bir... Kim ne verdiyse ağzımızı açtık. Yani veriyor. Gıda veriyor zannettik. Kim ne veriyorsa aldık. Kim ne veriyorsa aldık. Bir de baktık ki çocuk bize benzemiyor. Çocuk çok değişmiş. Huyu değişmiş, suyu değişmiş. Ne bileyim obozite olmuş. Şöyle olmuş. Veya zayıflıktan ölmüş. Nasıl gıda vermişlerse. Bakıyorsun yarın öbür gün... Bu acıları yaşamamak için biz kendimiz ne yediğimize, ne içtiğimize dikkat ederek beynimizi, midemizi, aklımızı, kalbimizi, gönlümüzü, imanımızı şekillendirmekle mükellefiz. Tanımadığın, bilmediğin bir adam kızına bir bisküvi verdiği zaman 40 bin tane tembihten geçiriyorsun. Sakın ha sokakta tanımadığın insanlardan bisküvi alıp yeme kızım. Aman ha onunla beraber gitme kızım. Aman dikkat et dediğin kızına... Aynı şekilde televizyonun başına oturduğu zaman kimin ne kaşık kaşık neleri empoze ettiğini de tembihlemen lazım. Onun da tedbirini alman lazım. İmani manada, kültürel manada, ahlaki manada hepsi zincirlemedir bunlar. Siz ahlaki manadakini sekteye uğratırsanız imani manadaki yarınki böyle bir öğreti kafasına yatmaz, hocaya gerici yobaz der. Ahlaki manada farklı yerden beslenmişse, imani manada Kur'an'dan beslenme tezat olacak onun için. Ya oturmayacak kafasına, gerici çok rahat diyecek, yobaz çok rahat diyecek, örümcek kafalı çok rahat diyecek, hiç çekinmeyecek. Çünkü öğretisi ilahi öğretiye dayalı ve zemine oturmamış olan insanların tamamı daha sonra ilahi öğretilerle beraber çelişir bu kafada. Mübarek Ramazan ayı değerini, önemini nereden alıyor? Ramazan ayının kutsallığı nereden kaynaklanıyor? İçerisinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olması. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlanmış olması, Kur'an'ın nüzulü yani mübarek Kur'an'dan alıyor ehemmiyetini Ramazan ayı. Ramazan ayı bize Kur'an-ı Kerim'in sunulduğu bir ay. Kıymetini buradan alıyor. Onun içerisinde Kadir Gecesi diye Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı o mübarek gün, o günde Ramazan ayı içerisinde, dolayısıyla Ramazan ayı içerisinde olan bu Kur'an'ın nüzulü, bu mesajların, Allah'ın kelamının yeryüzüne teşrifi, insanları tebliğinden dolayı Ramazan şerefleniyor, Ramazan kıymet kazanıyor. Ramazan ayı bütünüyle kıymet kazanıyor ve ona oruç ibadeti ekleniyor. Yani şöyle düşünün. Ramazan ayını bir zarf olarak düşünün. İçerisindeki indirilen Kur'an'ı bir mektup olarak düşünün. Mektup. Zarfın içerisinde bir mektup. Ramazan zarfının içerisinde Kur'an mektubu bize gelmiş.
Ramazan zarfının içerisinde Kur'an mektubu. Sevdiğiniz bir dostunuz, bir arkadaşınız, yıllarca görüşmediğiniz, kıymet verdiğiniz birinden size bir mektup geldi. Her ne kadar mektubun dışı önemsiz de olsa yırtıp atar mısınız? Hayır. İçindekine dikkat kesilirken dışını da saklarsınız. Hatırlayın, bitti artık o mektup işleri de. Eskilerden mektuplar saklanırdı. Dışıyla birlikte, adresiyle, puluna varıncaya kadar saklanırdı mektuplar eskiden. Kıymet verilirdi, değer verilirdi. Bir hatırası var, sevdiğimden geliyor. Ne bileyim, Almanya'daki halamdan geliyor. Belçika'daki dayımdan geliyor. Ne bileyim, Trabzon'daki abimden geliyor. Kastamonu'daki anneciğimden geliyor. Filan yerdeki kızımdan geliyor. Filan oğlumdan geliyor. Dediğin o mektubun dışına ehemmiyet gösterir, zarfını saklar, içini de alır, doya doya okurdun. Ramazan'ın ayına, zarfa gösterdiğimiz hürmet gibi hürmeti göstereceğiz, ihtimamı göstereceğiz. Ama içindeki mektubun asıl gayesi, o zarfın asıl gayesi olan içindeki mektubu unutmayacağız. Biz zarfı baş üzerine koyduk, mektubu attık bir kenara. Yani Ramazan ayına bir ehemmiyettir, bir ihtimamdır, bir iltimastır amenna. Ama içerisinde olan mektup, yani o Kur'an, asıl zarfın içerisinden çıkan, asıl önemli olan o Kur'an'a bakıyorsun, o istenen, yani Kur'an'ın istediği manada hürmet, tazim, ilgi, alaka maalesef yok. Tabii genel olarak konuşuyorum, maalesef derken, maalesef size denk geliyor bu konuşma ama buradakilerin böyle olduğu anlamında demiyorum. Sokaklarımızda yok. Tabii Müslüman adını kullanıyorsan ben de bu lafı söylerim. Sokakta dolaşıyor, ben Müslümanım diyor da Ramazan'la bir alakan yoksa, ben Müslümanım diyor da ibadetle Allah'ın huzuruna günde 5 vakit Rabbinin huzuruna gelip ya Rabbi ben geldim deyip haddini bilmiyorsan ben de bu lafı derim. Kusura bakmayacaksın. Müslümanlık etiketini, sticker'ını kullanıyorsan, Müslümanlığın o kartını, kimliğini alıp yakana yapıştırmışsan, ben de Müslümanım diyorsan, Müslümanlığın kriterleri var kardeşim. Uyacaksın. Uymazsan bana zarar veriyorsun. Uymazsan Müslümanım diyen diğer adama zarar veriyorsun. Uymazsan Müslümanım diyen dünyanın öbür ucundaki adamı bile, Müslümanı bile rencide ediyorsun. Büyük bir sorumluluğu var bu işin. Müslümansak İslam'a göre hareket etmek zorundayız. Zarfın içerisindeki mektubu okumak zorundayız. Anlamak zorundayız. Hayatımıza tatbik etmek zorundayız. Oruçluyuz, orucun gereklerini yerine getirmek zorundayız. Getirmezsek tuttuğumuz oruç, ben demiyorum aleyhissalatü vesselam söylüyor, sabahtan akşama kadar aç kalmaktan ibaret. Aç kalmayalım diye söylüyorum. Aç kalıyoruz madem, ucunda bir de sevap olsun diye söylüyorum. Dostunuz olduğum için, arkadaşınız olduğum için söylüyorum, sevdiğim için söylüyorum. Hocanız olduğum için değil, bir arkadaşınız olduğum için söylüyorum. Bir insan oruç tutuyorsa Allah rızası için bu orucu tutması lazım. Gösteriş için değil. Hani gösteriş tamam, en zayıf olan ibadetlerden bir tanesi oruç. Amen. Ama orucun şartlarını yerine iyice getirmesi lazım. Oruçluyuz ama hala yalan konuşuyoruz. Ya Müslüman zaten yalan konuşmazdı da hiç olmasa oruca bulaştırma ya. Müslüman zaten gıybet etmezdi de hiç olmasa oruca bulaştırma ya. Müslüman zaten namazını kılardı da hiç olmasa oruçluyken kıl ya. Bak nerelere geldik artık. Artık rica minnet böyle yalvarıyoruz Müslümanlara. Ne olur ya, azıcık, birazcık lütfen rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Bu noktalara geldi. Vallahi İslam'ın yalvaracak hali yok. Biz yalvarıyoruz. İslam kimseye öyle yalvarmıyor. Allah'ın bizim oruçlarımıza, bizim namazlarımıza, bizim haclarımıza, bizim kurbanlarımıza hiç ihtiyacı yok. Zerre müdanası yok. İhtiyacı yok. O Rab öyle bir Rab'dır, öyle bir yaratandır o Allah. Söylüyor, kurbanla alakalı olanını söylüyor Kur'an'da yine. Onu, kestiğiniz kurbanların ne etlerini, kanları Allah'a ulaşacak değil. Onlarla Allah'ın hiçbir işi yok. Sizin takvanızdır Allah katında önemli olan. Sizin tuttuğunuz oruçların hiçbirisi Allah'a bir karizma kazandırmaz. Bizim tuttuğumuz oruçlar herkese. Allah'ın makamını, mevkisini yükseltmez. Adostlar, biz bu ibadetlerle, bu Allah'ın vermiş olduğu emirlerle, işte Bakara suresinde bize sunmuş olduğu bu ayeti hayatımıza tatbik etmekle ne yaparız biz? Biz Allah'ın karşısında yükseliriz.
Allah'ın karşısındaki derecemiz artar. Allah'ın karşısındaki haysiyetimiz, şerefimiz artar. Ya Rabbi, bak senin emrini yerine getirdim, getirmeye çalıştım Allah'ım deriz, demiş oluruz. İnşallah taatimizi, ibadetimizi, kulluğumuzu, ubudiyetimizi Rabbimizin istediği şekilde, rızasına uygun bir şekilde gösterişten uzak yapabilmeyi nasip eylesin. Adamın bir tanesi camide namaz kılıyormuş. Arkadan birisi gelmiş, oturmuş. Adamı izlemeye başlamış. Namaz kılan da fark etmiş, birisi beni izliyor. Biz de öyleyiz ya. Yani kimseyi kandırmaya gerek yok. Mihraba geçtik mi öyleyiz. Bizi tek başına kılarken görmeyin siz. O imamdan eser yok. Tek başına kıldığımız namazlar bir tuhaf bizim. Allah'tan cemaate geliyorsunuz. Allah'tan camide cemaatle kılıyoruz da namazlarımız biraz biraz bir şey oluyor. Yoksa tek başına kılarken hepimiz aynı nefse sahibiz. Batır kütür. Öyle bir secdeye gidiyoruz ki önde duvar olmasa yuvarlanıp binadan aşağı düşeceğiz yani. Hepimiz öyleyiz. Onun için cemaat teşvik var. 27 kat daha fazla sevaptır diye. Cemaatten ayrılmayın. Cemaate gidin. Niye? Cemaatte imam da olsan düzgün kıldırıyorsun. Yani Allah-u Teala o şeyi veriyor. Arkamda insanlar var, düzgün kıldırayım diyorsun. Tabi bunun içerisine o samimiyette giriyor inşallah. Cemaat zaten imamın önüne geçip daha hızlı kıldırma şansı yok. Onu geçme şansı. Ya otomatikmen biraz ibadet bir kalıba girmeye çalışıyor biraz. Rabbim inşallah o ruhu da verecek, daha da güzel olacak. Adamı izliyormuş. Adam da izlendiğinin farkında namaz kılarken tabi daha bir ihtimamlı, daha güzel kılıyor böyle. Secdeler o 10 numara 4 dörtlük. Adam da bir hayretle, ya diyor ne mübarek insanlar. Ya diyor ne güzel, biz diyor böyle kılabilsek ya. Adam ne kadar güzel kılıyor diye içinden geçiriyor. Adam selam veriyor. Selam verdikten sonra bakıyor adam orada, tabi adam ondan sonra görmüş gibi yapıyor. Adam diyor mübarek diyor, ne kadar güzel kıldınız diyor ya. Ne kadar güzel bir namaz kıldınız. Tatil erkanına riayet ederek. Ne muazzam, ne müthiş, ne güzel bir namaz kıldınız filan deyince. Sen beni bir de abdest alırken gör. Sen beni bir de abdest alırken gör demiş adam. Namazlarımız, ibadetlerimiz böyle olmuş yani. Buraya doğru gidiyor, anlıyor musunuz? Mesaj aldınız değil mi? Onun istediği istikamette ibadetlerini yaparsan başka gösterişe gerek yok. Gösterişimizi Allah'a yaptığımız zaman kazandık. Gösterişimiz Allah'a, yani ona Allah'ın rızası deniyor. Allah'ın rızası demek Allah'a bir şey vermek değil. Allah'a karşı kendimizi ispat etmektir. Gösterişimizi, her şeyimizi Allah'ın rızasına uygun bu şekilde ibadetlerimizi yapabilmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Cumamız, cumalarımız mübarek olsun. Rabbim akıbetimizi ve ahiretimizi hayır eylesin inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik, iman, izan ve şuur nasip eylesin inşallah. Ve bunları görebilmeyi de bizlere nasip eylesin inşallah.